İstatistiklere göre en çok tükettiğimiz gıdaların başında domates geliyor. Nüfus artıyor, tarım alanları azalıyor. Talebi karşılama noktasında da modern tarım imdada yetişiyor. Yaz-kış sofralarımızın baş tacı domatesin bu otomasyona dayalı modern işletmelerde nasıl üretildiğini merak ediyor musunuz? Sorumuzun yanıtını almak üzere termal turizmle adını duyuran Afyon Sandıklı'da tonaj bakımından Türkiye'nin sayılı işletmelerinden birine Agrosan Seracılığa gidiyoruz. Popüler sebzelerden olan domates, yüksek miktarda antioksidan içeriğiyle en faydalı gıdalar arasında gösteriliyor. Domatesin sağlığa faydası, sebzeye kırmızı rengini veren ve güçlü bir antioksidan olan likopen adlı bileşenden kaynaklanıyor. Yüksek oranda C vitamini, beta karoten ve E vitamini içeren domates, kalp ve damar sağlığını korumak, kemikleri desteklemek ve kanseri önlemek için tavsiye ediliyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmesi domates, kış döneminde seralarda gerçekleştirilen üretimle 12 ay sofraların baş tacı oluyor. Afyon Sandıklı'da faaliyet gösteren Santarım, Agrosan markasıyla yıl boyunca sofralara özlenen domatesi sunan, üretim rakamlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir işletme. Kurucu ortak Hakan Mezgil, yola çıkış hikayelerini paylaşarak söze başlıyor. Santarım şirket olarak Agrosan markasıyla piyasada sürdürüyoruz ismimizi. 2010 yılında girdik bu işe. Dördüncü dikimimiz bitmek üzere inşallah. 4 senededir gayet güzel verim elde ettik. Hijyenik ve daha lezzetli ürünler yetiştirme imkanı yanı sıra gübreleme, ilaçlama, aşırı suya gerek duyulmayan topraksız tarımda sebzeler daha sağlıklı koşullarda yetiştirilebiliyor. Topraksız tarımda ortamı kontrol edebildiğiniz için bitkiyi istediğiniz yönde götürebiliyorsunuz. Bitkinin üzerinde gördüğünüz herhangi bir eksikliği, herhangi bir fazlalığı görüp o anda kontrollü olduğu için hemen değiştirebiliyorsunuz. Afyon ve ilçelerinde termal turizmin gelişmesini sağlayan jeotermal enerji, son 10 yıllık süreçte seralarda da kullanılmaya başlanıyor. Afyon genelinde 400 bin metrekare alanda topraksız tarım uygulamaları yapılırken, Sandıklı'nın payına düşen 250 bin metrekare oluyor. Türkiye'nin seçkin yerel marketlerinde ürünlerimiz hemen hemen raflarında yerini alıyor Afyon domatesi olarak. Yıllık Afyon bölgesi olarak 15 bin ton üretim kapasitesi var. Sandıklı olarak da biz %25 gibi rakamını kapsıyoruz. Ziraat mühendisi Zeki Raşit Yen, iyi tarım uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen üretimin her aşamasında otomasyondan faydalandıklarının altını çiziyor. Üretim maliyetlerini düşüren jeotermal enerji, 67 derece sıcaklık ve 50 litre bölü saniye debiyle seraya ulaşıyor. Üretimde hep çevreci yöntemler benimseniyor. Seramız tam otomasyonlu bir sera. İklimlendirmesi, sulaması olsun, nemlendirmesi olsun. Bütün koşullar bilgisayar koşullarında ve bizim müdahalemizle gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra ısınmak için jeotermal enerji kaynaklarını kullanıyoruz. Jeotermal enerji de çevreye duyarlı. Ayrıca kullandığımız suyu tekrar reenjeksiyonla tekrar aldığımız bölgeye geri aktarıyoruz. Böylelikle dışarıya daha fazla bir azot salınımı olmadan çevreye duyarlı bir üretim yapıyoruz. Sertifikalarımız var. Domates üzerinde iyi tarım sertifikaları sertifikamız var. Hangi ilaçlar kullanması gerekiyorsa, dozajı ne kadarsa bunları aşmadan bunları kullanmaya çalışıyoruz. Böylelikle hem sağlıklı hem çevreye duyarlı hem de iyi şekilde domates yetiştirmeye çalışıyoruz. 2012 yılında Türkiye genelinde tonaj anlamında birinciliği bulunan firma 2013'te bu unvanı bir ton farkla kaçırıyor. Ziraat mühendisi Zeki Raşit Yen üretim rakamlarını paylaşıyor. Bu bölgede 1000 metrekareden yani 1 dekardan 60 kilogram kadar tonaj elde edilebiliyor. Biz sezonumuzda da 55'li 60'lı rakamları görebiliyoruz. Geçen yılda görmüştük. Bu yılda inşallah durum onu gösteriyor. Toplamda 50 bin metrekare bir alanımız olduğu için de toplam üretimde 2400-2500 ton civarında bir domates elde ediyoruz. Bu da Sandıklı bölgesi için önemli bir rakam. Alanında uzmanlardan oluşan kadronun iyi bakımıyla bitki gövdesi 13 metreye ulaşıyor ve 10 ay boyunca aynı kökten domates hasadı yapılıyor. Bu da bir gövdeden ortalama 500 gram ağırlığa sahip 33 salkım elde edilmesi anlamına geliyor. Üretimde verim artışının en önemli etkenlerinden biri bambus arıları oluyor. Bitkiyi diktiğimiz andan itibaren bitkimiz bizim normal sezonumuzda toplam olarak 33-34 adet çiçek açıyor. Bu 33-34 çiçeğin hepsinin de bütün çiçeklerin tek tek tozlanması lazım. Aralarımızda üretim safhasında
Bu tozlanma işlemini gerçekleştiriyor. Bütün çiçeklerin hepsine tek tek konup domateslerin o büyükten küçüğe doğru sıralanması, arıyla çalıştığı zaman domatesin tabii şekli de daha güzel oluyor, daha yuvarlak oluyor. Bu şekilde arılar bize yardımcı oluyorlar ve insan gücünün yapamayacağı şeyi arılar çok daha kısa bir sürede ve çok daha güvenilir bir şekilde yapabiliyorlar. Yılda 11 milyon ton domates üretilen Türkiye'de kişi başına ortalama tüketim 14.5 kilogram olarak ifade ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre üretilen domatesin 9.5 milyon tonu yurt içinde tüketiliyor. %60 ile 70 arası Türkiye pazarı, %30-40 arası da Rusya olsun, İngiltere olsun, bu gibi yerlere domatesimiz gönderiliyor. Bizim hedefimiz aslında kaliteli domatesi üretmek ve devam ettirmek. Kaliteyi bozmadıktan sürece yavaş yavaş büyümekte fayda var diye görünüyoruz. Yazlık üretimin ağır bastığı Afyon bölgesi, seracılıkta iklim avantajıyla kışlık üretim yapan Antalya'nın alternatifi oluyor. Afyon bölge olarak artık bayağı ciddi ciddi bu piyasada kalitesiyle, tadıyla, raf ömrüyle bayağı bir uzun. Antalya'da 7 ay üretim yapılıyor. Neminden ötürü, nem sıcaklıktan ötürü. Bizim burada 9 ay. 9 ay boyunca biz üretim yapıyoruz. Üretim sorumlusu Zeki Raşit diyen, bilinçli ve kontrollü üretimle elde edilecek yüksek verimin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı tespitinde bulunuyor. Umarım bütün üreticilerimiz hepsi bilinçli bir şekilde bütün ortam koşullarını en iyi şekilde tutarak yüksek verimler elde ederler. Türkiye'nin tarımdan kazanacağı daha çok şeyler var. İnşallah hepimiz maksimum düzeyde verim elde ederiz. Ve bundan sonraki zamanlarda da tarımda adı geçen ülke Hollanda değil de Türkiye olur inşallah. Kurucu ortak Hakan Mezgil sözlerinin sonunda işbirliği gerçekleştirdikleri herkese teşekkürü borç biliyor. Hal piyasası olsun, market piyasası olsun, bizim arkamızda duran, bizi destekleyen tüm tedarikçilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel şeyler başarmak ümidiyle diyorum.